Selamünaleyküm. Kardeşler hoş geldiniz. Ciddi bir derse geldiniz. Şimdi başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizim fitnemizden bizi muhafaza eylesin. Fitneyi çıkartana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hazırlayana kadar hazır mı? Bedir ve Uhud'da dahi o kadar 70 tane sahabesini kaybettiği zaman lanet ve beddua etmemiş. 6 yerde beddua etmiş. Bir tanesi de fitne çıkarana. Fitne, bazı bir fitne var ki katlan eşittir. Katilden eşittir. Bu fitnelerin, gıybet ve iftiraların İslam hukukunda, hukuku İslamiye'de derecelendirilmiş. Yani fitnenin halk seviyesinde, aile seviyesinde, alimler seviyesinde, hizmet edenlere vesaire diye tavsif edilmiş. Bunu şu gördüğünüz sayfa gayrimunteşirdir. Osmanlıcadan ben Latince'ye çevirdim. Ondan sonra şu da Hukuku İslamiye kamusundan alınmıştır. Fitneyi münafıklar çıkartır olduğunu söylüyor ve ateşi onlar atar diyor. Sarılanlar da kalplerindeki münafıklık alametlerinden olduğu için böyle ortaya bir şey atıldığı zaman kim sahip çıkar? Kalplerinde münafıklık çekirdeği olanlar neşünema landırır, sahiplenir diyor. Münafık gibi bilhassa diyor hukuk İslami kamusu, Risale-i Nur değil bu. Bilhassa böyle gıybet ehli namus, ehli haysiyet hakkında olsa, bilhassa ehli ilim hakkında olsa, bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa. Devam ediyor. Bu nevi gıybetin en şenidir. Böyle eşne gıybetin sebebi olsa insanın desti ihtiyarında olmayan bir muhabbet vasıtasıyla oluyor. Yani İslam'ın kısacası uzunu yükselişini yani İslam'la alakalı olduğu için diğer vitrinde gözükenler bahane. Ben şimdi bunu okudum. Ben size bir cümle söyleyeceğim. Kendime kulasa. Buradan giderken bu cümleyi almış olsanız, duyup gitseniz size yeter. Şu anda söyleyeceğim cümle bir cümle. Evde kullanın, iş yerinde kullanın, psikolojinizde kullanın. Nedir o? Bir şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız süreci sonucuna bakarak süreci takip edin. Sonuca göre sürece bakarsanız süreci yönetirsiniz. İşte burada da öyle diyor. Ehli ilme, ehli ilme, ehli namusa, ehli haysiyet sahibine bilhassa şunlara diye sayıyor. Ondan sonra Barla'da bu ayeti koyuyor. Ben onu okumayacağım. Ayeti bile almadı. Burada bu ayettekini de şiddetle ferman ediyor ve diyor ki gözüyle görmüş 4 şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Allah diyor bunu Celle Celaluhu. 24. sure 16. ayet. Allah-u Alem 24. Nur suresi galiba. Değil mi hocam? Nur suresi. Nur suresi öyle hatırlıyorum. Gözüyle görmüş. Nur suresi 16. ayet. Gözüyle görmüş 4 şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Şahitliği reddedilir. Ebedi tövbe bile etseler ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü onlar yalancıdırlar. Acaba böyle kaz ve cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş 4 şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz. Yani ileri geri konuşmayınız. Bu kapıyı kapatınız diyor. Şimdi açıyoruz abiler. Hucurat suresinin 6. ayetle başlıyorum. Ey iman edenler! Etmiş miyiz? Etmişiz. Hucurat 6. Eğer bir fasık, harama ve yalana meyilli şahıslar belli. Toplumda bunlar bellidir. Oluşumlar yani medya, gazete, televizyon vesaire. Oluşumlar veya yayın organları. Bunu ben yazmadım bunu. İçini de ben koymadım ya. Elmalı Hamdi yazın şeyler. Size bak ey iman edenler, eğer bir fasık size, yani harama ve yalana meyilli şahıslar, oluşumlar ve yayın organları size kızdırıp kışkırtıcı veya oyalayıp aldatıcı bir haber getirip verirse hemen inanınız, kabul ediniz ve amel ediniz. Mi diyor? Verirse onu etraflıca araştırın. Her anlatılana hemen inanıp kanmayın. Parantez içindekiler alimlerin izahı, benim değil. Bak, her anlatılana hemen inanıp kanmayın. Yoksa bilmeden veya yanlış yönlendirme sonucu bir kavme veya kesime kötülükle sataşıp haklarına tecavüz etmiş duruma düşersiniz. De ardından bu işlediklerinize pişman oluverirsiniz. Olsan ne olur? Ebedi, tövben, günah, ben okudum tefsiri, bu ayeti. O Nur suresindekini okudum. Ebedi şahitliğini kabul etmeyiniz diyor da, nasıl yani imanın dışında günahlar Allah affediyor da tövbe etse affedilmez mi? Affediliyor, fakat bir daha mahkemede, nikahta hiçbir şer'i dairede şahitliği kabul edilmiyor. Nikahda şahit olamaz, yemini kabul edilemez, delil getiremez. O şeye tövbe etti, günahtan silinse bile şahitliği kabul edilemiyor. O leke kalıyor. Şimdi bu düz okuyayım. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirip onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükle sataşıp de ardından bu işlediklerinize pişman oluverirsiniz diyor. Allah fıtratı biliyor, Allah söylüyor. Şimdi ben geçeyim. Ahir zaman fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, nerede bir fitne var? 25. sözde söylüyor. Kim var altında Okay? Taife-i Nisa, bir de Yahudi var. Nerede bir fitne varsa Allah aşkına altına hemen Yahudi koy. Hani dedim ki evde de, ticarette de, arkadaşında da, herhangi bir yayında da bir şeyin, bir haberin, yayınlanan bir şeyin ne olduğunu bilmek istersen sonuçtan sürece bakacaksın. Sonuç kimine yarıyor? Onlar çıkarttı. Onların işidir. Bitti. Bak bu kadar kolay. Eve nasıl uygulayayım? Haklıyım. Evin dağıldı. Haklı olsa ne olur? Haklı olsa ne olur? Haklıyım. Bir sürü kavgalar oldu. Çocukların morali bozuldu. Haklı olsa ne olur? O yani Havuz'un bana dediği gibi. Doğru dediğinde ne oldu diyor ya. Sonuç bitti. Döküldü, kırıldı, değişti. Haklı olsa ne olur? Demek ki ahir zaman fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Taife-i Nisa, kadınlar ve onların fitnesi oldu. Hadisin rivayetlerden anlaşılıyor. Kaynakları söylüyor. Geç abi. Yusuf Aleyhisselam Mısır azizliğin öncesinde kardeşlerinin fitnesi karşısında kalıp, kardeşlerinin fitnesinin karşısında kalıp kardeşleri tarafından kuyuya atıldı ilk önce. Sonra Züleyha'nın fitnesi ve iftirasına maruz kaldı. Kuyuda bu. Şimdi bu zat bir, kardeşlerin fitnesine maruz kalıyor. Kuyuya atılıyor. Zeliha'ya şey yapıyor. Böyle bir başına hal geliyor. Getiriyor yani. Sonra Mısır azizi oluyor. Bırakıyor. Şimdi fitne o şey var mı? O Ayşe validemizin o şey sıra hangisindedir? Babiler. Nemrut'un fitnesinden İbrahim doğdu. Mesela asın imamları var. Peygamberler var. Tanımıyorum. Herkes diyor ki benim ustadım, benim cemaatim veya benim şeyhim veya sağ ve sol, ben doğruyum. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsak karşıtı kim? Yani karşılığı kim? Şimdi İbrahim'i tanımıyoruz, İbrahim Aleyhisselam'ı. Peygamberimi bilmiyoruz. Nasıl tanıyacağız? Nemrut'a bak. Nemrut malum. Herkesçe musadak. Nemrudane inadı. Zalim. Nemrud'u gör. Gördün mü abi? Nemrud'u var her asıda, Nemrut var. Yani davasında inat ediyor. Nemrutluk bizde de var. Derecesine göre. Ustad onu ne söylüyor? Nemrudane inadı diyor. Hakka rağmen gene ısrar ediyorsa yanlışa, o Nemrutluktur o. Nemrudane inadı. Ha, Nemrud'u gördün mü? Karşıtına bak. İbrahim o. Bak şimdi. Firavun'un fitnesiyle bak Musa'yı göreceksin. Süfyan'ın fitnesinde Mehdi'yi göreceksin. Karşısında kim var? Süfyan belli. Karşısında kim durmuşsa? O asın imamıdır. Kim ise. Keşke ben olsam ama değilim yani. Münafıkların fitnesine bakın, Aişe radıyallahu anh'ın göreceksin. Yani ilk defa olmuyor bunlar. Ayşe validemizi de yapılmış, daha peygamber sağ. Ya fitne durur mu yani? Durmaz. Böyle bir şey. Bir geri gel. Geç, tamam. Demek ki fitne hep şer değil. Fitne şer değil abiler. Fitnenin ateş olduğunu Kur'an Zariyat suresi galiba. Zariyat suresinde geliyor. İleride he. Fitnenin şer olmadığını. Mesela çoluk çocuğunuz, malınız, mülkünüz size fitnedir. Yani imtihan vesilesi. Yani içsel halimizin celali, cemali, kemali sıfatların oyanması için karşıtlardır. Karşıtların birliği oluyor fitne. Aynı zamanda fitne ateştir diyor. Hem Risale'de geçer, hem Kur'an'da geçer. Bak, bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar. Bak, toprağa 1533 santigrat derece ısı verirsen demir ayrışır. Şimdi bir şey anlatacağım bundan. Bakır ise 1085, altın ise 1064 santigrat derece ısı verirsen ayrışıyor. Peki toprak nedir? Hepsinin külli. Fitne nedir? Böyle bir ateştir. Fitne hep şer değil. Dava adamı yapıyor. Dava adamı yapıyor. Ya davasını vazgeçiriyor ya da sağlamlaştırıyor. Mesela demir suda çürür, paslanır ya. Demiri ateşe sokarlar. Neredeyse buna yakın bir ısı verirler. Kıpkırmızı oldu mu? Oldu. Suya batırın, su alır. Ne olur? Çelik olur, daha çürümez. İçinde su var çünkü. Fitne içeride olacak ki kemalat olsun. Fitne celal içinde cemali gören kemal oluyor. Yani fitne aslında kullanabilirsen dava adam yetişiyor. Rağmen. Böyle mi dedi o? Olan böyle lan. İnat diyeyim, inatı burada kullan. Allah inatı bunun için verdi. Bak, erime derecesi. Şimdi geç o bizim yere. Sahabe ve tabiin başına gelen fitneler var. Böyle. Şimdi mikser gibi yani. Fitne dahi. Ne oldu o sahabenin bu kadar Sıfın Cemel vakası, birkaç tane vaka var galiba, 2 tane. Böyle oldu, böyle oldu. Zahirde şer. Bak ne oldu? Sahabeye, tabiin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İnkarcılık. O da bir cemaattır. Kumarcılar derneği, bilmem falan şeyleri sevenler derneği, ayakkabıcılar derneği. Biz herkes açmış yani. Bir cemaattırlar. Var ya böyle sopayla bir şey oynuyorlar. Onu geçen derneğini gördüm. Bilardo ha. Onu bilardoları sevenler derneği diyor. Allah Allah. Yani niye? Çünkü kendileri cemaattır. Cemaatsız insanlar ayakta duramaz. Rüzgara muhatap olan rüzgar yaprak gibi savrulacak. Onun için adamlar kişilerin hallerini değil, kişiler üzerinde dine. Şimdi ben elimle yapıyorum, siz uygulayın şimdi. Siz daha iyi biliyorsunuz toplumu. Cemaatsız mezhebe. İlk önce cemaatlara hücum edip ta ki mezhepten koparsın. Cemaatsız mezhep, mezhepsiz peygamber, peygambersiz Kur'an, Kur'ansız Allah. Nasıl ki yeni uydurdukları bir şey var. Ali'siz Alevilik. Duydunuz mu? Ha, yeni bir oluşum. Alevilerin içinde o Alevi kardeşlerim uyansın. Ali'siz Alevilik. Şimdi ilk önce ne yaparlar? Bu süreç böyle gidiyor. Süreç şöyle. Cemaat ortadan kaldırırsa mezhep gidiyor. Nasıl gidiyor? Çünkü onları besleyen zemin o. Mezhepler de peygamberimize hizmet ediyor, sünnetine. Peygamberi kaldırın. Kur'an'a nasıl bakacaksın ki? Peygamber aleyhisselamın sünneti Kur'an'ın fiili tezahürüdür. Tefsiridir, izahıdır. Kur'an'ın ayetlerinin tefsiridir. Direkt Kur'an'a hücum edemiyor. Direkt Kur'an'a nasıl hücum ediyor? Onu göstereni ortadan kaldırıyor. Normalden asker arkadaşı gibi tarif ediyor. Muhammed diyor. Aleyhissalatü vesselam. Onlara rağmen inadına ne hücum ediyorsan orası bizim dosttur. Cemaat. Kendileri de cemaattır. Ha, demek bunu da geç. Bak şimdi. Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu 3-4 elekle elenmek, halisane sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki kader ilahi ve inat-i Rabbani müsaade ediyor. Tamam, adamlar zındıklık yapıyor. Kaderin de şeyi bu. Bakın bu da elek. Bak eliyor. Başka bir elek de olması lazım. Fitne aynı zamanda hak ile batılın, doğru ile yanlışın, samimi ile samimi olmayanı, yani ihlasla riyakarlığı bizi aslında sağlamlaştırıyor. Biz lakaytız. Adamlar davalarını çok iyi biliyor. Adamlar davalarını biliyor. Neyi bahane yapacaklarını biliyorlar. Şahısları bahane yapıp dine, Kur'an'a, aslında peygambere edecekler de şimdi bunu kullanıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatına gelecekler. Ona güya. Direkt diyemiyor ya. Ama merak etmesinler. Buradan söylüyor. Fitne zahirde yandığı zaman biraz sıcaklık yapar ama fitneyi çıkartanı yakacak. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Aleyhlerine dönecek. Niye? Saf trik Müslümanlar bir pamuk ipliğiyle bağlı. Biraz onlardandı. Onlardandı hafif. Çatlasanız da patlasanız da bu böyle olacaktır. Siz cemaat olduğunuz gibi biz de cemaatiz. Ama sizin pisliğinizi, sizin seviyenize inip ifade etmeyiz. Tarafkirane ve garazkirane. Onlarda tarafkirane, garaz var. Firavunlaşmış nefsi emmare hesabına. Firavun neydi? Kibir. Nemrut neydi? İnat. Hesabına hot vuruştuk. Şöhretperestane bir tarzdaki tesadümü efkardan barikayı hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Yani hakikatların vücudu değil yani. Hakikat değil. Nedir o? Fitne ateşlerini. Ama fitneyi çıkarana diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah lanet etsin diyor. Bu fitneyi kim çıkarttıysa lanetlenmiştir. Lanettir çünkü Peygamber'in zatisi. Devam et. Fesad ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına murat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Alem-i beşerin ahvalini fesada veren kisiptir. Yalan nedir kisp? Yalan nedir abiler? Yalan. Doğruya rağmen tersini söylemek. Doğruyu bilmeyen yalan söyleyemez. Söylediği yanlışsa hatadır, kusurdur, cehalettir. Ama doğruyu bildiği halde ona rağmen söylüyorsa onun adı yalandır. Onun için yalan çok şeydir. Fitneyi çıkaranların 7 tayfa olduğunu. Mübikat-i seba var ya, kumar ehli, zina ehli, ondan sonra silah-i rahim. İşte fitnenin temeli o 7 kebairin mümessilleridir. Hemen fitnenin, çünkü temel tefsirlere de baktığım için söylüyorum. Alem-i beşerin ahvalini fesada veren kistir. Yani doğruyu bildiği halde doğruya karşın söylemek. Böyle bir yalan, sıradan bir yalan kelimesi değil bu. İstilahtır bu. Fasıklar hem nevinin zararına, yani olur olmaz, denilir mi denilmez mi, böyle midir değil midir, tahkikat yapmadan, gözüyle görmüştür şahidi getiremeden konuşan, yayın yapan kimmiş onlar? Fasıktırlar. Fasıktırlar. Onların ezeli, ebedi olarak sözlerine inanmayınız diyor Cenab-ı Hak. Fasık ona deniliyor. Tabirdir fasık. Yani böyle günahkar manasında gibi gözükürken bozguncu, karıştırıcı, anlamsızlaştırıcı diye lügatlarda geçer. Değil bu. Bu da gözükür surette, lügat, ama bu tabirdir. Fasık. Yani doğruya rağmen ya o 7 tane kebairin sahibidir diyor. Ya zinahilidir, ya kumar, ya masum bir aile hayatını yıkmak için masum kadına zina isnat etmek veya 7.'si neydi? Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Dine zarar verecek bidaları işa eden fasıktır. Fasıklar hem nevinin zararına hem arzın fesadına çalışmış olurlar. Dine zarar verecek fasıklar işte ona. Bak kimler olduğunu, elbise giydiriyoruz. Farkında mısınız? Elbise giyiyor. Benden daha iyi biliyorsunuz. Elbise giyiyor. Elbise bu. Ha? Devam et abim. her ferdin keyfine göre hareket edilse dünyanın nizam ve intizamı fesada girer. Seddi Kur'an'ını tezezzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak, Yecüc ve Mecüc yani Kur'an'ın surları yıkılmış. Nedir o surları? Osmanlı. Onu muhafaza eden hilafet. Hilafet yani Osmanlı hilafet. Yıkılınca hadislerde Yecüc Mecüc'den daha bahsediyor. Kastamonu 149'da Yecüc ve Mecüc'ün kim olduğunu söylüyor Üstad. Anarşistlerdir diyor. Anarşist ne demek? Hiçbir ölçü kaidesi olmadan, yani ne firavun ve ne murtluğunu ifade etmek adına ne geliyorsa onu yapmak. Hiçbir kaidesi yoktur. Anarşist ruhlu. Yecüc ve Mecüc, Kastamonu 149. Seddi Kur'an tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta. Bak, Yecüc ahlakı bozar. Mecüc cemiyetteki dengeleri bozar. Mesela kantarda oyun oynar, sözünde durmaz, kara borsacılık yapar, faiz yer. Abiler bak, Yecüc ahlakı bozar, nazm-ı mani ilhasam bu. Yecüc ahlakı bozar, Mecüc ise cemiyet hayatında zulmetli bir anarşilik. Yecüc ahlakı bozunca anarşilik olur, Mecüc de cemiyetteki nizamı bozunca zulümlü bir dinsizlik. Fesada ve ifsada başlıyor. Ölçüsü yok. Babayı alır patlatır. Çoluk mu var, çocuk mu var demez. Bu Amerika'da dahildir. Orada benim bir düşmanım var diye Irak'ta bir şehri yok etti. Şehri 1,5 milyon Afganistan'da, 2 milyona yakın Irak'ta katliamı var yani. Kanun çıkartmış Birleşmiş Milletler'den. Hiç kimse soru sormasın, soramaz. Hiçbir merciye gidemezsin, adliye, mahkeme veremezsin. Böyle bir şey var. Amerika'nın işgal yaptığı yerlerdeki zulümler adliyeye götürülemez. Kim nedir o? Yecüc ahlakı bozduğu için anarşidir. Mecüc ise cemiyetteki ölçüleri bozduğu için zulümlüdür. Yani içsel alemi çökertiyor. Birisi dış dünya, birisi iç alemi çökertiyor. Yecüc ahlakı içi bozuyor. Mecüc ise cemiyeti yok ediyor. İfsada başlıyor. Anlıyor musunuz abiler? Ana şimdi Yecüc Mecüc geldi mi? Ha işte. Bu haberleri yapan kimdir nedir? Yecüc ve Mecüc. Böyle bile yapamamıştı. Yecüc ve Mecüc bir kavme, kabileye 2000 kişi, 3000 kişi bir site devletini yapmış ya. Yani mesela Musa Aleyhisselam kavmi ne kadardı ya? 40.000. O kadar yani. Şimdi bizim ilçe 50 küsür bin. Yani bu hadiste şimdi peki medya ile ne yapıyorlar? Haza Yecüc ve Mecüc. Ne yapacak ki? At fitneyi. Aa yanlış çıktı. Çıktıysa çıktı. Daha yapacağın fitneyi yaptın. Tutmadıysa tutmamıştır. Zaten onu şey yapacak, soracak da kimse yok. Benim derdim Müslüman saf olmasın. Saflık artık yürümüyor. Bu sefer bilmeyerek zulme geçiyorsun. Zalim oluyorsun. Aa böyle mi? Bir X abi vardı, bağırdı, çağırdı bana telefonla. Peki abi dedim, Hazreti Ali diyor ki, iki tarafı dinlemeden bir tarafı dinleyip tam isabetli karar dahi versen zalimlerden olursun. Beni dinledin mi? Hucurat suresi 6. ayette, ey iman edenler, bir fasık size bir haber getirdiği zaman tahkik yapmadan karar vermeyin. Yoksa zalimlerden olursunuz. Peki bir fasık, bugün medya fasık değil mi? Günahı alelen çarşaf çarşaf yaymıyor mu? Fasık. Bu size bir haber getirdiği zaman Hucurat suresi 6. ayette, ey iman edenler, evet benim ya Rabbi, size bir fasık yani bu medya getirdiği zaman hemen inanmayın. Kur'an mı dedi? Eşiniz, kardeşiniz, ben abiniz abuk subuk konuşuyor. Bilin ki bir şey yaptılar. Böyle hakaret edip küfretmek değil, başa da koyup değil, sözlerine de itimat edilip değil. Bizim zaten başımız şeyimiz yok. Biz Risale-i Nur talebesi, ölçülerimiz belli. Ha, beraber işte çalışıyoruz. Ne yapacaksın? Kenara koyacaksın. Mübarektir. Nasıl bir Nadir abi biz hizmet ettik, Azaymir oldu. Her şeyine hizmet ettik. Sen de bize de hizmet edersin. Çünkü sizin için uğraşıp bunları söylediğimiz için ya iğnedir, ya şeydir. Bununla neyi gönderme yapıyorum? Eğer bir Müslümanın evladı bir şey diyorsa hiç olmayacak bir şey, mutlaka bir şey yedirip içirdiler. İsa zannediyor. Mesela başka bir tanesi ben size söyleyeyim. Şeye götürdüler beni. X bir yerde. Kadın bir tanesi bağırıyor. Yani akıl hastanesi. Ben diyor Hazreti Muhammed'in diyor aleyhisselam eşiyim diyor. Bak eşiyim diyor. Bu ne yapmışlar demek ki? Ben İsa'yım diyor. Bunu diyecek adamlar mı? Değil. Dini duyguları var ki bak bunları söylüyor. Bunun çok üzerine durmamın sebebi sakın bir Müslüman kendi ifade etse dahi muktedir olup olmadığına bakılır. O susuzluktan abuk subukla sayıklayabilirsin gece veya gündüz. Peki o muyum ben? Ben İsa'yım diyor demişti. Çıkınca diyecek adam mıydı? Ay benim Müslümanım. Vay be bir de adam biliyorduk dersen sen adam değilsin. Halk bilmiyor bu işin ne teknolojisi olduğu. 1974 yılında dindar bir şahsa siyasetçi iki tane affedersin kadın yanına koyarak foto montaj yapıp seçim kaybettirmişti. O gün foto montajı girmiyordu o toplum. İnandı. Gazete yazdı. Kur'an yazdı kardeşim. Haber dedi. Kur'an dedi ya. Şüphe mi olur? Hemen hükümet düştü ondan. Oysa ben teknolojiyi takip eden bir insanım. 1988-89'da kaset vardı. Teyp kaseti. Raks vardı. İhlas kaseti vardı. CD yoktu. Dersleri Rüştü abinin yayıyordu. Meğer o zaman adamlar bilgisayarda Edius programı ile sesleri, görüntüleri ileri geri yapıp, film yapıp servis yapıyorlardı. Ama baksana lan film. Peki biraz da devam et. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. İslamiyet noktasında bu asır gayet emniyetli ve dehşetlidir. Çabuk çabuk okuyorum. Kur'an ve hadis ihbar-ı gaybi ile ehli imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş. Haber. Allah lanet etsin fitne çıkarana demiş Peygamber Aleyhisselam. Amin. Niçin sonra ehl-i sünnet İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medarı bas ve münakaşa etmemeyi caiz görmemişler. Etmeyi caiz görmemişler. Menfaatsız, zararı var demişler sakın. Sahabeler zamanındaki fitneler ile meşgul olmak, yani Sıffın'da yok Cemel vakasında şuydu buydu meşgul olma, şimdiki bu hazır musibeti diniyeye karşı mükellef olduğumuz vazifeyi Kur'an'a zarar verir. Meşgul olma kardeşim. Sana mı kalmış? Hakemlik mi? Neyi değiştireceksin? Niye meşgul oluyorsun? Olma. Kim haklıymış? Sana hani kim haklıymış? Aversin Allah. Sen yeter ki bu dünyada haklı ol. Başka? Evet. Mikser bu. Bak. Annem bana fitne yapardı. Yayı verdi. Böyle bir yayık vardı. Tamam. O yayı ileri geri yapardık ileri. Yoğurttu. He hocam. Ayranla tereyağı ayrılırdı. Baksana nasıl ayrılıyor? Fitne iyidir aslında. Hep her zaman anlattık. Değil. Fitne ateştir. Topraktan bakırı, demiri, altını ayırt diyor. Fitne nimettir. Kullanırsak. Bak fitnebazın durumunu şimdi gelecek. Aynı buna benziyor. Fitnebaza mikserci derler. Mikser niye? Çimento, taş, su, bilmem ne madenleri karıştırıyor. Fitne de böyledir yani. Mikser gibidir. Fitnebaza öyle derler. Mikser gibi adam. Karıştıran adam. Evde de öyle. Muzip çocuklar oluyor böyle. Olan evladım miksercilik yapma. Ortalığı karıştırma. Bak görüyor musun? Bak bunun adı fitne deniliyor. Peki nasıl fitne deniliyor? Arkadaşlar Arapların bir taifesi çiftçiye kafir diyor. Bizim bildiğimiz gibi kafir değil o. Kafir örten demektir. Çiftçi çekirdeği toprakla örtüyor ya. Toprakla çekirdeği örtmek manasında kafir diyorlar ama bizim anladığımız anlamda değil. İstiladır. Mesela Arabistan'da hurma kaç para deme, yumruğu yersin. Kırıkhan'da incir kaç para deme, sitemi yersin. Yemiş diyeceksin. Çünkü o örfte farklı anlama geliyor. Mikserde bakın çimento, çakıl, kum, su yani şer ne varsa onu katılıyor. Evet Sayın Silcili ona bağlandık buna mı? Bu kim? Mikser. Mikser fitnesi yani. Beton yapıyor. Evet, bütün ihtilalat ve fesadın madeni terk-i zekat ve ribadır dedi başka bir yerde. Bu fesatların da faizle uğraşan, zekatı vermeyen insanlarda kalplerinde bir fesat uyanırmış. O fesat ateşi susturayım, o ateş olur ateş. Bu ateşi söndürmek için koşarlar diyor. Münafık bahsinde geçer. O koşarken yılan gibi ısırmaktan, tahrip etmekten, yakıp yıkmaktan ateşi söneceğini zannediyor. Onun için onların içindeki şey ateş, bu zekat ve riba. Bu ikisi de ne yapmış? Neleri icat etmişler? Bankaları, ondan sonra faizi mi diyor? Bu şey zekatı kalkarak ne şey yaptılar diyor? İki şeyle ustad, Müslüman arasında geçiş olmuyor, köprüler olmuyor. Fakir zengin bu sefer yukarıdan zulüm, aşağıdan isyan ve toplumsal bir çöküntüye sebep. Ötekisi de faizi doğuruyor. Zekat şey olmuyor. Zekat bunu tamir ediyor. Çünkü fakir zengin arasında köprü kuruyor. Devam et. Her kemale bir noksanlı, yani niye peki böyle oluyor? Allah niye karıştırıyor? Yani şey müsaade ediyor. Her kemale bir noksanı karıştırmak şu alemi kevnü fesadın mukteziyatındandır. Yani bunlar niye oluyor? Olacak be kardeşim. Olacak ki dava adam olacağız da. Yani fitne şer değildir hep. Yani peki kime şerdir? Belki de ikinci cümlemiz bu olsun. Birinci neydi? Ne olduğunu, ailede de ne yapmam gerektiğini, nerede durmam gerektiğini öğrenmek istiyorsak her şeyde sonuçtan sürece bakın. İşte bu alemi kevni fesatta da bu olacak. Peki kimler fitneyi hayra ve şere yapar? Bakara suresindeki münafık bahsinde geçer ki kimin kalbinde ihtilal, fesat, fitne varsa o burun o pisliğe götürür. Şadi Şirazi der ki rehberin çakal olursa diyor o burun seni boka götürür diyor. Özür dilerim ama dedim yani dedi o. Burun oraya götürür. Senin rehberin çakal olursa oraya gidersin. Ama rehberin insan olursan hakikate gider. Fitneye kim sahip çıkar menfisine? Kalbinde fesat, fitne, böyle içsel doyumsuzluk, çöküntü olan bu reyâ sahip çıkar. Ötekisi ise o ayette diyor ya, böyle demeniz gerekmiyor muydu? Hayır, böyle değildir. Gözümle görmedim, böyle değildir demeniz, reddetmeniz gerekmiyor muydu diyor müminlere. Onlar hemen mal bulmuş, mağribi gibi fitne fesada sahip çıkarlar. İsrail, İslam'ın düşmanı gözüküyor. Amerika gözüküyor. Başka? Ermenistan şu. Hepsinin ana teması İslam'ın ezeli, ebedi düşmanı İsrail'i de, İran'ı da, Suriye'yi de, Rusya'yı da hepsini yöneten, fitnenin arkasında olup gözükmeyen, İsrail'de kuran, oraya alem İslam'ın başına musallat eden timsah yavrusunu İngilizlerdir. İngiliz siyasetinin hassa-i mümeyyizesi, fitne, yani İngiliz siyasetinin özelliği nedir? Şu özelliğe sahip, fitnekarlık, ihtilaftan istifade. Nerede karışıklık var? O, menfaat yolunda her alçaklığı irtikap etmektir. İngiliz, İslam'ın ezeli düşmanıdır. Geç abim, bugün gördüm ama size de lazım bu. Güneşi imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an imtisal edilirse, Risale-i Nur'da güneş Allah'a, imana, hayata, peygambere nispet edilir. Yani imana. Güneş, bir şey anlatacağım bak bugün. Hava kapalıydı, bulut vardı, yağmur. Güneşi imana, yağmuru İslam'a, toprağı ubudiyete. Muamele var ya, nasıl keseceğiz, kazıyacağız, aşılayacağız? Kur'an'a. Şimdi bugün güneş yoktu, bulut kapattı. Güneş yok, bulut kapattı, yağmur da vermedi. Rüzgar var. Rüzgarın olduğu yerde bulut da duramazdı. Çok tuhaf şeyler yaşanıyor. Güneşi kapattın ama rüzgar olmaması lazım. Niçin? Rüzgar olsa bulutu süpürür. Yani 3 tane olumsuzu soktu. bu ne demek diye benim işim muhatap olmadığım için YouTube'lara, videolara, dersime muhatap olduğu için kafam sakin olduğundan, yoksa siz de şey yaparsınız. Üstad Emirdağ'da haber bültenini havaya bakarak çözermiş. Baktım ki pimapenler istik çalıyor, rüzgar. Allah Allah, sipsiyah. Güneş de yok. Bulut var. Rüzgar var. Olmaması lazım. 3 tane olumsuz. Ne demek dedim, hemen Emirdağ'a döndüm. Şunu yaz. Bulut havayı kapattı. Hem de rüzgarı esiyor. Hem ziyamızı, ışığımızı kestiği güneşten. Yağmuru da vermedi. Rüzgara da yol verdi. Ne demek? Bak, ne işleniyor yerde, anlayın. İmandan, İslamiyet'ten kopuk fitne ve iftiranın ceyran ettiği andır demektir. Gevezelik var demektir. Dil ile fesat var, rüzgar dil demektir Risale'de. Dilleriyle söndürmeye çalışıyorlar diyor. Felek suresinde en nefasatü fil ukad, nef düğmelere, şu ukdelerine, şu ukdelere öfürüyorlar diyor. En nefasat. Şimdi bu da genel bir kültürünüz olsun diye söylüyorum. Rüzgar sese, güneş Allah'a, İslamiyet buluta. Allahsız ve İslamiyet, yani Allah'tan korkmadan, İslam ölçü yapmadan fitne ve fesatlarını dil ile yayma, kepazeliğini, gevezelik yerde işlendiği için dil ile fesat var. Allahsız, imansız olayları gevezelemeyiniz. Yani güneşi kapattı. Cezaya bak. Yani saf dil Müslümanların tarafgirlikleriyle ekseriyeti teşkil etti ki. Allahsız, İslamiyetsiz. Kur'ansız, İslamsız. Zehirli nefesleriyle yeryüzünde fesat çıkarttıkları için Allahsız, güneşsiz, İslamiyetsiz, yağmursuz. Normal hava olması gerekirken esmesi de zehirli sihirbaz üflemeleriyle. Havadan anlayacaksın. Eğer güneşin yoksa, peki diyeceksin ki hemen ya Yozgat'ta, Kayseri'de, şurada burada da mı şey yapacak? Hayır. Fitne neredeyse atmosfer, oradan bakacaksın. Fitne neredeyse. Bitti herhalde. Aa, şu güneş imana, yağmur İslamiyet'e, toprak ubudiyete, 23. sözden şey yaptım. O istidat çekirdeğini İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamir Kur'an'ı ile imtisal edip. Yani gördünüz mü, güneş yok, yağmur da yok, zıt bir şey, rüzgar var. Dilleriyle fesat yapıyorlar. Allahsız ve İslam, yani güneşsiz ve bulutsuz, rüzgar esiyor. Allahsız ve İslamiyetsiz. Yani Allahsız ve sünnetsiz. Sünnet-i peygamberi yok. Devam. Babu fitneyi kapatmakla suyu huda tarafından vermek lazımdır. Yani kalbinde fesat varsa o suyu fitneye, mikser gibi. Kalbinde huda varsa neşü nemaya doğru suyu verirsin. Senin elinde. Sihat ve fesat muhtemel bir şeyde. Kabulü temayül ve tercih şefkatten, işte anlattığım bu. Redde, temayül ve tercih vesvese olmasa nefretten geldiğini ayardır. İzah etmeyeyim, uzun olur. Senin nefretin vesairen senin kalbindeki temayülden, yok bu böyle değildir, fesadın, bu mutlaka bir şey çıkartıyorsunuz ve İslam'a mal ediyorsunuz diye, tam tersinde sende nefret oluyorsa senin imanından oluyor diyor. 80 bakarsınız. Düşman aldatıcı olursa fesadı daha şiddet olur. Dahili olursa, Türkiye'de yan yaparsa zararı daha azim olur. Zümbeyir Gündüz Alp abinin şeyidir. Fıtrat hakikatlere merci bir mastardır. Fesat ve harab ise arizi bir marazdır. Aslı fıtratta bu yoktur. Adam bunu tercih etmiş. Fesadı etmiş. Var mı başka? Fıtrat hakikatlere merci dedik. Tamam, geç. Kalbin fesadı ise yetimliği intihac eder. Yani bozuk olan bir kalp kendisini sahipsiz, maliksiz, yetim bilir. Bu haletten korku neşet eder. Bundan da kurtulmak için diyor devamında fitne çıkarır. Şefkatin zevali ise ifsadata sebep olur. Şefkat yok oluyor. Onun için fesat yapıyor. İfsadattan fitne çıkar, fitneden de hiyanet doğar. Görüyor musunuz? Bak, şefkatin yok olursa ifsat yapar, fesat çıkarır. İfsattan da fitne çıkar, fitneden hıyanet çıkar. Hain yani. Din düşmanları. Devam et. Hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder, zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. Çıktı değil mi? Çıksın. Müslümanın daha adam gibi yapacak, daha uyanık olacak, daha öyle bir hayırlara biraz anlattım. Saf terik Müslümanların bu adamın şeyini bir kişiyi vesaire hepimiz içine alıyorsun. Onların safında bulunup saf terik namaz kılanlar da var. Bitti mi? Tamam. Evet. Ben de acele ediyorum. Saate bakıyorum. Şefkatle, merhametle, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu fitnelerden Müslümanları, ehli imanı muhafazaya yemin eylesin. Bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evlad-ı yârlerimizi Cenab-ı Hak fitne ve fesatlardan hıfz-ı emin eylesin. İslam'a ve Kur'an'a hadim ve dava adam eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fatiha temâs salavat.